Kimler ordunun derelerinde yıkandı? Kimler Urfalıyım ezelden diyor? Kimler Ağrı Dağı'nın eteklerinde doğan? Hangi ünlü Bursa'nın ufak tefek taşlarına basa basa büyüdü? Peki hangi ünlü Adanalı yık, Allah'ın adamı yık diyor? Adanalı yık lan bir! Adanalı adamı yık lan! Kardeş sen de Adanalısın herhalde. Doğuştan Konyalıyım diyen kim? Kol bastı yapa yapa büyüyen, Karadeniz enerjisini alan ünlüler hangileri? Urfa Mardin Diyarbakırlı kim? Ninni yerine bebekken amamları deryaları dinleyerek büyüyen Trakyalılar hangileri? Angıra bası alanlar kimler? Angıra bağlarında büyüyenler kimler? Ve güzel İzmir'in güzel kızları kimler? Her an gözümüzün önünde olup da nereli olduğunu bilmediğimiz belki de hemşeriniz olan ünlüler hangileri? Yani hangi ünlü gerçekten nereli? Başlıyoruz. Bülent Ersoy. Nereli dersiniz? Ben her zaman Kallavi'yim yavrum. Malatya, Malatya bulunmaz eşin. Batman'da petrol, Diyarbakır Ovası'ndan pamuk, Melik Ahmet dükkanında kumaşım. Malatya'nın kaşısı. Evet, aslen Malatyalı diva. Sadece o mu Malatyalı? Bakın başka kimler var, kimler Malatyalı? Lan vazife başında sigara içilir mi? Öyle bir içilir ki, anası bile şapılır. Ya ne sandınız? Türk sinemasının gelmiş geçmiş en komik adamı Kemal Sunal da Malatyalı. Oktay Kaynarca, Adanalı dizisiyle nam saldı ama o da Malatyalı. Yonca Evcimik, o da oralı. Kayısı Diyarı'nın kızı. Ha çok ünlü var Malatyalı. Mesela Popçu Kutsi, mesela Popçu Bengü, Hakan Yılmaz ve Zerrin Özer. Bu ünlülerin hepsinin ortak yanı Malatya, Malatya bulunmaz eşin. Ege'ye uzanalım mı? Denizli'nin nesi meşhur? Evet, bir horozu meşhur. Bir de bakın hangi ünlüleri? Demet Akbağ, Denizli'di. Sıla, o da Denizli'nin bağrından kopup şöhret basamaklarını bir bir çıkanlardan. Sezen Aksu'yu hepimiz İzmirli biliriz ama aslen Denizli kökenli. Ama ne fark eder değil mi? İkisi de Ege'de. Boşuna söylemiyorum mikserçe. Kalbim Ege'de kaldı diye. Sesinizi duyamıyoruz. Çok özledik sizi. Çok teşekkür ederim ama şey yani böyle çok iyi oldu ben. Evet. Ay çocuklar ama bu gözümün içinde ağlayacağım. Birazdan. Madem Ege'deyiz, Ege'den devam edelim. İzmir'e geçelim. İzmir'in güzel kızlarını tek tek saymaya kalksak vakit yetmez. Nice Türkiye güzeli çıktı İzmir'den. Ama biz İzmir'in güzellerini değil, ünlülerini sıralayalım şimdi. İşte yakışıklılar yakışıklısı Engin Altan Düz Yatan. Komikler komiği Gupse Özay. O da İzmirli. Ebru Akel İzmirli. Cansu Dere İzmirli. Rıza Kocaoğlu'nu yazmaya gerek yok. Hem İzmirli hem de fanatik Göztepe'li. Cansel Elçinler, Ece Uslular ve daha nice ünlü var İzmirli. Say say vakit kalmayacak diğer memleketlere. En iyisi biz geçelim Güneydoğu Anadolu'ya. Neredeyiz? Antep'in hamamlarında yıkananlarla devam edelim mi? Antep'in hamamları. Kazal Kaya'nın aslen Gaziantep'li olduğunu biliyor muydunuz? Ebru Gündeş doğma büyüme İstanbullu belki. Ama baba tarafı da anne tarafı da aslen Gaziantep'li Ebru Gündeş'in. Kenan Doğulu. Soyadından belli değil mi Doğulu olduğu? O da Antep'li. Antep'in havasından mıdır, suyundan mıdır, lahmacunundan mıdır, baklavasından mıdır bilinmez. Daha nice güzel sesli isim var Antep'li. İşte Athena Gökhan ve bir esmer Yağız yakışıklı Burak Özçevit. O da Antep'li. Kırmızı ete zam geldi. Bu zamı nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya her çeşit yemeğe katıyor işte. Köfte yapıyor, her şeyi yapıyor işte. Kebap yapıyor. Şimdi neredeyiz? Sivas ellerinde sazım çalınır. Şimdilik bir de abi ben buradan bizim Kangal'daki arkadaşlara da sesleniyorum. Beyler bakın burada Sivas'a bir şey diyorlar ha. Hadi ola! Sivas, bakmayın türkünün böyle yanık olduğuna. Çok komik insan çıktı Sivas'tan. İşte Cem Yılmaz. Arkadaşlar ben aramızda bizimkinde oynamayan var mı? Doğuma büyüme İstanbullu olsa da Cem Yılmaz aslen Sivas kökenli. Bir başka komik insan İrem Sak. O da Sivaslı. Almanca öğreniyorum. Elektroşır, betroşır. Mavi boncuklardan bir astrolistimiz vardı hatırlarsanız. Emel Sayın da Sivaslılardan. Hadise doğuma büyüme Belçikalı. Çerkes kızı olduğunu da biliyoruz. Beni biliyorsunuz, ben sizinle sohbet etmeyi seviyorum. Biliyorsunuz ben çok kaçmam. Çerkes kızı Hadise de aslen Sivaslılardan. Şarkılarında sevenlerini şapur şupur öpen İsmail YK'yı gurbetçi diye biliyoruz ama Sivas kökeni. Süreyya Şahin, Çılgın Sedat, Çetin Tekindor, Serkan Kaya ve daha nice ünlümüz var Sivas'ın bağrından kopup şöhret dünyasına gelen. Karadeniz'e uzanıyoruz, biraz kolbası yapalım mı?
Rize'deyiz. Rize'de de çok ünlü var. Mesela Megastar Tarkan. Böyle ufak tefek gördüğünüz Karamürsel sepeti sandınız ama kökeni Rize Tarkan'ında. Sahnelerde böyle dans etmesinden belli değil mi? Kolbastı diyarından geldiği. Sinem Kobal, güzel oyuncunun da kökeni Rize. Yılmaz Morgül, anne ve baba tarafından kendileri Rizeli olurlar. Evlenip de balayına gideceğime bekar kalıp alayına giderim. Hazır Karadeniz'deyken devam edelim. Ece Erken Samsunlu, Mehmet Aslantur, Aslan Samsunlu, güzel oyuncu Fakir Ercan, onun da doğumluydu Samsunlu. Samsunlu Devlet Kurusu'nda İzmir kadar iddialı. Mesela Nebahat Çehre, o da Samsunlu. Sanat dünyasının her türüne ünlü yetiştirmiş Samsun toprakları. Mesela Popçu Yalın, mesela arabeskin babası Orhan Gencebay. İnşallah her şey çok daha güzel olacak. Her yere gittik de Ankara havası almayacak mıyız Ankara havası? Ankara'nın bağlarında yetişen sayısız ünlü var. İşte onlardan bir tanesi Meren Saat. Bana onur ödülü verdiler bu akşam. Böyle. İçeride yaşananlar bunlar. Evet. Lacivert gözlü kız Meren Saat aslen Ankaralı. Tıpkı yakışıklılar yakışıklısı Kenan İmirzalıoğlu gibi. İyi akşamlar arkadaşlar. Neredesiniz siz ya? Biz ön kapıdaydık. Ön kapı arka arada 5 metre spordan. Aynı. Ankara'dan çıkan tek yakışıklı Kenan mı sandınız? Ankara dikkat etsin hareketlerine. Ben Genelkurmay Cumhurbaşkanı Başbakanınızım. Türkiye Cumhuriyeti'nin hem de Amerika'nın prazınım. Dikkat et, ayağını denk at. Buğra Gülsoy, Mert Fırak, Mert Oktay, Ankaralı hepsi. Hatta bizim Küpçü Fikret, onun da bir tarafı Ankara. Evrim Akın, bakmayın böyle Bağdat Çakçesi ağzıyla konuştuğuna. Aslen, o da Ankaralı. Kıbrıs'la başlıyoruz. Ankara, Antep, İzmir, Denizli, Antalya, Adana. Antalya, İstanbul, Ankara, Aydın, İzmir çok hoşdur. Ama banana. Bir de Ankara'ya memur kenti derler. Ne alakası var? Ünlü kenti Ankara, ünlü. Funda Arar Ankaralı, Başak Sayan Ankaralı, Şeyda Coşkun Ankaralı, Demet Sağaroğlu Ankaralı, hatta Özgür Kız, Nil bile Ankaralı. Müjbej diye büyüyenlere geldi sıra. Senden oturma. Trakya'ya uzanıyoruz şimdi de. Candan Erçetin, Müjbej diye büyümüş. Kırklareli oluyor kendileri. Çağatay Ulusoy, o da Üzbeci, yani Trakyalı kendisi. Hayrettin Sadettin Cemalettin, Kemalettin Burhanettin. Kısa bir ara Trakya'ya, Konya'dayız. Adam lan, vallahi ben ilkin robot sanıyordum. Sade adam var bunun içinde. Son dönemin popüler ismi Aleyna Tilki. Hem anne tarafından hem baba tarafından Konyalı, yani yedi sülale. Konyalı Aleyna Tilki. Rüyalar içinde abla olmaya karar verdim. Meltem Cumbulla Aleyna Tilki'nin hemşerisi, yani Konyalı. Biraz aşağı inelim ve şu şarkıyı dinleye büyüyenlere gidelim. Komik adamı da bol Adana'nın Şener Şen gibi. Böyle sarışın mavi gözlü yakışıklıları da bol Kıvanç Tatlıtuğ gibi. Yani benim çok heyecanlandığım, heyecan duyduğum şeyler. Değişik karakterleri, hayatlar ve oynama. Popçu Gökhan Tepe, Popçu Yaşar mesela Adanalı oluyor kendileri. Ve İmparator Fatih Terim, o da Adanalı. Çek Cumhuriyeti maçı. Aman. İkinizi de tutayım da şöyle. İçeride bir tutalım arkadaşlar. Bir şey oldu mu? Karadeniz'e çıkıyoruz. Yakışıklı Murat Bozyereli dersiniz. Zonguldaklı. Ordu'nun derelerinde yıkana yıkana büyüyen ünlülerden kimler var dersiniz. Mesela Popçu Gülşen. Ordulu olur kendileri. Ordu derelerinde yüze yüze büyüyen bir başka isim daha var. Kadir İnanır. Doğma büyüme. Ordu Fatsalı. Ben Kadir. Deli Kadir lan! Bursa'nın ufak tefek taşlarına basan ünlüleri tanıyoruz. En ünlü Bursalı bakalım kim? Bu tarlaya bir şinik kekere mekere ekmişler. Bu tarlaya da bir şinik kekere mekere ekmişler. Bu tarlaya ekilen bir şinik kekere mekereye bozala bozbaşlı bir sporcu da darmış. Evet, Zeki Müren, Bursalı. Tıpkı komik adam Ata Demirer gibi. Böyle kayıtlarla kendi şartlarımızda Allah ne verirse bugün altta bozulardık. Bursalı çok ünlü var. Hande Ateyzi, Bilden Atasever, Ceyda Düvenci, Hande Soral, Demet Şener, Eser Yenenler. Hepsi Bursa'nın ufak tefek taşlarına basa basa büyüyenlerden. Duysuydu sana benziyor. Şimdi tombik olmasın çocuk ileride falan. Çok mutluyum. Berfi'ye benziyor abi. Güneydoğu'ya uzanıyoruz yeniden. Mahsun Kırmızıgül, Diyarbakırlı, Berdan Mardinli. Bakmayın soyadına Mardin olduğuna. O da aslen Diyarbakırlı. Tıpkı Songül Öden gibi, tıpkı Erkan Petekkaya gibi, tıpkı Sarp Apak gibi. Sinirleniyorum oğlum. We'll be right back.
Beyaz. Biz onu aslında Eskişehirli olarak biliyoruz ama Beyaz aslen Bolulu. Kibariye İzmirli sanıyoruz ama aslen Afyonlu. Gönül Yazar doğum yeri İzmir olabilir ama Taşbebek aslen Erzincanlı. Aynı şekilde İzmir doğumlu olan Aşkın Nurengi de Gönül Yazar'ın hemşerisi. Yani Erzincanlı. Bitmedi Erzincanlı ünlüler. Mesela Şafak Sezer Erzincanlı. Tıpkı Mustafa Sandal gibi. O da baba tarafından Erzincanlı. Dolaşırken biz beyler için söylüyorum bunu tabii. Bayağı bir zorlanıyorsunuz yani. Sağ sol sağ sol. Boyun kaslarınız bayağı bir çalışıyor. Söyleyebilirim yani. Engin Günaydın. Namı diğer Burhan Altıntop. Ay Melipa canım. Kusura bakma. İçeride zikir verdi. Şu an müsait değilim. Dizideki bu şiiri aslında onun doğuştan yeteneği. İç Anadolu'lu kendisi. Tokatlı. Ağrı Dağı'nın eteklerine büyüyen isimlere gelince. Özcan Deniz. Ağrılı. Ebru Yaşar. Ağrılı. Yıldız Tilbe doğum yeri İzmir olsa da kendisi aslen Ağrılı. Kendinizi çok güzel buluyor musunuz? Olağanüstüyüm. Şahaneyim. Bebek gibiyim. Taş gibiyim. Serdar Ortaç'ı nereli tahmin edersiniz? Aslen Kastamonulu. Deniz Akkaya nerelidir sizce? Uyanıklığından belli değil mi? Kayserili. Kayserili. Hülya Avşar, Türkiye'nin en doğusundan. Ardahanlı kendisi. Avşar boyundan geliyor. Tamer Karadağlı. Soyadı sizi yanıltmasın. Karadağlı değil kendisi. Aslen Elazığlı. Tıpkı Çağla Şikel gibi, tıpkı Yavuz Bingöl gibi. Onlar da Elazığlı. Bitmedi, biter mi hiç? Urfalı'yı saymadan bu haber hiç biter mi? İbrahim Tatlıses'in Urfalı olduğunu Sağır Sultan bile duydu. Ya çocuklar, Allah rızası için güneş gidiyor ya. Ne kadar anlayışsızsınız ya. Mahmut Tuncer'in de elbette oralı olduğunu biliyoruz. Tıpkı Ferhat Göçer gibi, rahmetli Müslüm Baba gibi. Onlar da unutulmaz ve büyük Urfalılardan.